Evet, Yalova Üniversitesi'nin kısa kısa gündem serisinde Yalova'nın en önemli insanlarını aralamaya devam ediyoruz. Serimizin bugünkü konu Deva Partisi Yalova İl Başkanı Sayın Davut Cengiz. Sayın Başkan, öncelikle çok teşekkür ederiz bize zamanınızı ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya hesabınızdan Yalova'nın daha geçmişte de gündeme gelen bir konuyu tekrar gündeme getirdiniz, hatırlattınız. Tavşanlı'da yaşayan bir vatandaşın o bölgedeki bekar evleriyle ilgili yaşadığı problemi siz alıntıladınız ve Tavşanlı'nın suyu çıktı. Böyle giderse toplumsal olayların yaşanması an meselesi şeklinde bunu dile getiren bir açıklama yaptınız. Sizden tekrar bu konu üzerine bir açıklama alabilir miyiz? Tavşanlı'da, Altınova'da, o bölgede neler oluyor? Öncelikle tekrardan size çok teşekkür ediyorum. Sosyal ve toplumsal olayların gündem olması önemlidir. Çünkü bu tarz sorunlar eğer zamanında dikkate alınmazsa, toplumsal olaylar gerçekleştikten sonra bedeli daha çok ağır olur. Benim size özellikle bir teşekkür etmek istiyorum ki bu duyarlılığı gösterip bunu kamuoyuna lanse etmeniz, kamuoyunun oluşması ve bu sorunların çözülmesi açısından çok kıymetli ve çok değerli. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Şöyle ifade etmek istiyorum. Bekar evleri problemi, tersanelerle beraber Altınova'da yoğun manada iş sektörlerinin açılmasıyla beraber bölgesel anlamda yoğun bir şekilde bir göç yaşanmaktadır. Dolayısıyla gelen işçi kesimin büyük kısmı bekar kesimlerden oluşuyor. Çünkü konut yetersizliğinden dolayı bölgede ciddi manada ailevi olarak bir yerleşim oranı düşük kalırken daha çok bekarların kaldığı bir bölgeye dönüştü. Bu bölgede tersaneler bölgesinde yaklaşık olarak 40 bin insan çalışmaktadır. Bunun bir kısmı İstanbul'da, servisler aracı bir kısmı Kocaeli, bir kısmı Bursa yakın bölgelerden servis yoluyla gelirken bir kısmı da ailevi olarak konaklama sağlamaktadır. Ama büyük bir kısmı da bekarlar bu bölgede çalıştığı için Altınova bölgesinde, Karamüsel'de ve Çiftliköy, Yalova olmak üzere ciddi manada yayılmış durumda. Ama ekseri olarak Altınova ilçemiz ve beldelerinde bu yoğunluk daha üst seviyededir. Tabii ki yatırımların gelmesi çok önemli. Fakat yatırımlar gelirken altyapıların hazırlanması daha da önemlidir. Altyapısı hazırlanmamış bir istihdamın oluşması, üretimin oluşması sosyal ve ekonomik, sosyal, eğitim, sağlık problemlerini de bir arada getiriyor. Şu an geçen bir vatandaşımız Tavşan'da oturduğu bölgede bir yayın yaptı. Her gün olayların olduğunu ifade etti. Ben de birebir zaten Tavşan'da oturuyorum ve o binada oturuyorum aslında. Yani bu sorundan direkt olarak kendim de etkileniyorum, ailevi olarak da. Aile olarak da kendim de etkileniyorum. Tavşanlı'da o güzergahta özellikle ailelerin oturduğu apartmanların tam karşısında 3 ayrı blok komple ve yan blok olmak üzere bir bekar kentine, yani caddesine dönüşmüş durumda orası. Bu sadece orayla değil. Tavşanlı'nın merkezinde, ara sokaklarında da bu durumlar söz konusu. Yaklaşık olarak o bölgede şu an 300 civarında bekar çalışanların kaldığı bir alana dönüştü. Dolayısıyla o apartmanlarda oturan veya onların yan tarafında oturan insanlar artık balkonlarına çıkamaz hale geldi. Camlarını, perdelerini açamaz hale geldi. Niye açamaz hale geldi? Çünkü burada yaşayan, bekar olarak kalan vatandaşlarımız havanın verdiği sıcaklıkla beraber evlerde klima ve benzeri gibi durumların da olmayışından balkonlara yarı çıplak bir şekilde çıkmakta. Akşamları oldu mu hepsi caddelerde, o sokaklarda, köşe başlarında oturmakta. Dolayısıyla aileler o bölgede artık dışarı kapıya çocuklarını çıkartma konusunda tedirginler. Bölgedeki yetkililer şunu çok iyi biliyor. Maalesef Türkiye'de uyuşturucu oranı her geçen yıl arttığı gibi bu tersane bölgesinde çalışan birçok vatandaşımız da üzülerek söylüyorum, madde bağımlılığı had safhada. Bu gençler arasında da madde bağımlılığı oranı oldukça yüksek oranlarda. Dolayısıyla aileler orada çok tedirgin.
Yani Allah muhafaza Türkiye'nin her tarafından duyuyoruz. Bu tarz olayların yaşandığını, madde bağımlısı, maddeyi kullanan vatandaşlarımız, diğer vatandaşlarımıza saldırma teşebbüsleri, farklı laf atma problemlerinden dolayı ciddi olaylar yaşandığını görüyoruz. Bununla alakalı olarak geçmişte Karamürsel'de çok ciddi olaylar meydana geldi. Keza aynı şekilde Altınoy ilçemizde de çok ciddi olaylar meydana geldi. Aynı olaylar şu an Tavşanlı'da da gün yüzüne çıkmak üzere. Dolayısıyla yetkililere her platformda ben bu konuyu mutlaka dile getiriyorum. Bu bölgelere acil bir şekilde bir önlem alınması lazım. Bu önlem ne olmalı? Bu konuyu biz süreklilikle mümkün olabildiğince yetkililerle paylaşıyoruz. Birincisi Tersaneler Birliği, Taşeronlar Birliği ve yerel yönetimler olmak üzere belediyeler bir araya gelip bu insanların, bu vatandaşların kalabileceği sosyal, sportif ve günlük yaşamlarını ikame edebilecekleri özel bir alanın oluşturulup bu sorunu bu şekilde ancak çözmeye kavuşturulabileceğini defalarca kendilerine ilettik. Ama maalesef ne yerel yönetimlerimiz, ne Tersaneler Birliğimiz, ne de Taşeronlar Birliği bu noktada bir türlü bir uzlaşı sağlayamıyor. Buradan Sayın Valimize de ricada bulunuyoruz. Bu bölgede bu olayların daha da büyümemesi için acil bir eylem planı hazırlanarak bölgedeki bu aktörlerin bir araya getirilerek hızlı bir şekilde bir proje geliştirilip bu sorunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Sadece bu sorunlarla yetinilmez. Bakın bu bölgede çok ciddi manada gelen göçle beraber eğitim konusu çok ciddi sıkıntılarda ulaşmış durumda. Sınıflar çok kalabalık, okullar yetersiz. Sağlık hizmetleri aynı şekilde çok elzem durumda, yetersiz kalıyor. Ve yoğunlaşan göç sebebiyle sosyal ve sportif faaliyetler bu bütün beldelerimizde aynı şekilde yetersiz durumda. Yani bir bütün olarak bu konuyu ele almak gerekiyor. Bununla alakalı olarak biz Deva Partisi olarak seçim beyannamemizde, vaatlerimizde hep bu konular özellikle vaat ettik. Bu bir öneridir. Biz kazanamadık. Diğer belediye başkanları kazandı. Dolayısıyla bizim bu önerilerimizi de dikkate alarak bu bölgenin daha huzurlu, daha yaşanabilir bir alan oluşması için bu tarz eylemlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilerek bölge halkının refahını yükseltecek, çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim alabileceği, ailelerin daha sosyal ve sportif anlamda yaşayabilecekleri, daha yaşanılabilir bir ilçe ve beldeler oluşturulabilir. Bu konuda biz Deva Partisi olarak, Deva Partisi'nin yetkilileri olarak her türlü desteğe hazırız. Bizim de yapacakları her türlü görüşmelerde, her türlü istişareye de açığız. Sayın Başkanım, bu konu üzerinden son bir sorum var. Şimdi Yalova'nın ilçeleri arasında Çiftlikköy, sosyoekonomik açıdan en yüksek yerlerde olan bir ilçe olarak son 10 yılda, 15 yılda büyük bir gelişim yaşadı. Çiftlikköy bölgesine kurulacak OSB'ler var. Bu OSB'ler kurulduktan sonra bu gibi Altınoy'da yaşanan problemler Çiftlikköy'de de yaşanmaya başlayabilir mi? Çiftlikköy'ün gelecek ileride bu konuda bir tehdit altında. Kesinlikle aynı tehdit altında. Demin de ifade ettiğim gibi tersaneler çok büyük bir yatırım. Keza aynı şekilde bugün OSB'ler de aynı şekilde çok büyük yatırımlar. Yani istihdam alanlarının yüksek olduğu alanlar. Dolayısıyla Altınoy'da yaşanan sıkıntının benzeri Çiftlikköy'de de yaşanacaktır mutlaka. Biz bunu da defalarca diye getirdik. Altınoy'un düştüğü tuzağa Çiftlikköy'ü düşürmeyelim. Her yerde bunu mutlaka dillendiriyoruz. Ama maalesef bakıyoruz ki aynı hatalar orada da yapılıyor. Güzel bir teşebbüs var. Büyük bir organize sanayiler kuruluyor. Büyük istihdamlar oluşturulacak ama yarın buralara işçiler ihtiyaç olacak. Bu fabrikaların her birine yüzlerce işçi gelecek. Dolayısıyla bu işçilerin zaten Yalova'da istihdam konusunda ciddi manada talep var. Yani birçok sektörde ara eleman, usta eleman bulunamıyor. Dolayısıyla bu fabrikaların da Yalova bunları karşılayacak düzeyde değil. Dışarıdan bir göç dalgası daha yaşanacak. Merkezi konumda olan bu Çiftlikköy ilçemiz konut konusunda ciddi manada yetersiz. Eğitim kurumları açısından ciddi manada yetersiz. Sağlık kuruluşu eskiden biliyorsunuz devlet hastanemiz Çiftlikköy'deydi. Şu an o da çıktı. Çiftlikköy'de bu konuda da ciddi manada yetersizlik var. Dolayısıyla aynı tehdit Çiftlikköy için de geçerli. Yani projeler hazırlanacaksa mutlaka acil ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmeli.
bu bölgenin de sosyal ve kültürel açıdan da problemler yaşamaması için ciddi bir eylem planına hazırlanıp bu noktada çalışmaların hızlandırılmasını ümit ediyoruz. Sayın Başkan, çok teşekkür ederiz. Gayet açıklayıcı oldu. Bizi ağırladınız. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İlginiz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu konuda duyarlılık gösterilip halkın ve vatandaşlarımızın sorunlarını dile getirme noktasında bizim sesimiz olduğunuz için medyadaki bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki bundan sonraki süreçte de hem ülkedeki ekonomik sıkıntıları, vatandaşlarımızın problemleri noktasında süreklilik arz ederse biz de Deva Partisi olarak ve diğer siyasi partiler olarak çok memnun oluruz.